Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Discord sunucu sahibi tacımız bulundu burada. Yani siz de bu şekilde kolay bir şekilde Discord sunucu sahibi tacınızı getirebilirsiniz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord serilerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Discord sunucu sahibi tacı nasıl alabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün Discord sunucu sahibi tacını nasıl alabilirsiniz? Nasıl aktif edebilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle Discord sunucumuzu getirelim isterseniz. Şöyle hemen Discord'umuzu getirelim. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burası benim kendi Discord sunucum ve sağ üst tarafta görmüş olduğunuz gibi Berk Akar yazıyor ve yanımda bir simge çıkıyor arkadaşlar. Burada bakın, üstüne faremi getiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi sunucu sahibi diye bir yazı çıktı. Yani Discord sunucu sahibi tacı dediğimiz şey bu arkadaşlar. Bu her sunucuda çıkıyor ama sizin yapmış olduğunuz bir hatadan dolayı bu kayboluyor arkadaşlar. Bunu geri nasıl aktif edebilirsiniz? Bugün şimdi videomuzda göstereceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle videomuza geçmeden önce, yani Discord sunucumuzdan göstermeden önce sizlere şuradan bir makale göstermek istiyorum. Bu da arkadaşlar Discord sunucu sahibi tacını nasıl alabileceğinizle ilgili bir makale. Bunu da okuyabilirsiniz. Sizlere bunu sabitlenmiş yorumlara koyacağım arkadaşlar. Bunları okuyabilirsiniz. Zaten ben kendi videomda şu anda anlatacağım detaylı bir şekilde. Anlamayanlar için buradaki makaleyi okuyabilirler. Dediğim gibi sabitlenmiş yorumlara bunu koyacağım. Şimdi hemen devam edelim. Discord'umu getirdim buraya. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bunu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şöyle önceden bir tane bir sunucu şablonumuz vardı arkadaşlar. Bunu kurdum ve bir tane bot getirdim. Burası kendi Discord sunucum, yani yeni kurmuş olduğum bir Discord sunucum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 2 kişiyiz. Şöyle inanmayanlarınız olabilir. Şöyle hemen üyeler bölümüne giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 kişiyiz yani arkadaşlar. Bir ben varım, bir de bot var, yani toplamda 2 kişiyiz arkadaşlar. Şöyle rollerimizden de bahsetmem gerekirse şöyle bir rollerimiz var. Dediğim gibi bu bir şablon olduğu için bunun üzerinden göstereceğim. Şimdi sunucu sahibi tacını almak istiyorsanız arkadaşlar, hepinizin yapmış olduğu bir hata var. Her role, yani botların olsun, yetkili rollerin olsun, onlara yönetici rolü veriyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman sunucu sahibi tacınız gelmiyor arkadaşlar. Bunun önüne nasıl geçebilirsiniz hemen anlatacağım. Şöyle roller kısmına geliyorum. Şuradan rollere giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kurucuya tıklıyorum. Hemen şöyle aşağıya iniyorum. Görmüş olduğunuz gibi yönetici rolümüz oluyor. Bu arada güncelleme geldi. Yönetici rolü önceden üst taraftaydı. Yani şöyle göstereyim. Önceden şurada oluyordu. Şimdi en aşağıya almışlar. Buraya bakabilirsiniz. Şimdi siz gerekli gereksiz rollere yönetici rolü veriyorsunuz. Bu yüzden sunucu sahibi tacınız gelmiyor. Şimdi bunun önüne nasıl geçebileceğinizi göstereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kurucuda yönetici var. Yetkili de yönetici rolü var. Bir de bakıyorsunuz burada botta bile yönetici rolü var. Şimdi bunun önüne nasıl geçebileceğinizi göstereceğim. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar, buradan kurucudan bile yönetici rolünü alıyorsunuz. Bakın böyle alıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Yetkili rolüne geliyorsunuz, bunu da kapatıyorsunuz. Ayrıyetten sunucunuza getirmiş olduğunuz botlardan da yönetici rolünü alıyorsunuz. Bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar, yoksa aksi takdirde olmayacaktır. Sizlere önerimiz var. Şöyle göstereyim. Kendi Discord sunucumdan göstereceğim. Şöyle şurayı bir kaydetsin. Evet. Şimdi biz burada şey yaptık. Şöyle gösteriyorum hemen. Şöyle sunucu ayarları. Evet arkadaşlar, rollere geldim. Şöyle bakın arkadaşlar, burada hiçbir botta bile, bakın arkadaşlar, rollerimizde yönetici yetkisi açık değil. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir botta yönetici rolü aktif değil arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Kendi Berk Akar rolümde bile yönetici rolü aktif değil. Şöyle yetkiliye bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da aktif değil. Yani bunları aktif olmadığını görüyorsunuz. Ve buna rağmen görmüş olduğunuz gibi sunucu sahibi tacımız bulunuyor arkadaşlar. Biz de aynı şekilde şöyle yapacağız. Bakın ayarlara geliyorum. Biz burada bir tane tac rolü oluşturduk ve gittik buna arkadaşlar. Tac rolü olarak yönetici rolü ekledik arkadaşlar. Yönetici yetkisi ekledik. Aynı bu şekilde biz de yapacağız. Şöyle yapalım. Hemen sunucu ayarlarımızı giriyoruz. Buradan rollere geliyorum. Buradan bir tane rol oluşturuyorum. Biliyorsunuz ki bunların hepsinden sunucu yönetici rolünü aldık. Hemen bu yeni role bir tane isim atıyoruz. Ben mesela buna şimdilik nokta vereceğim. Siz isterseniz tac yapabilirsiniz. İstediğiniz bir yetki ismi yapabilirsiniz. Emoji de koyabilirsiniz. Bunları bilgisini vereyim. Bu arada Windows 10 kullanıyorsanız şöyle göstereyim. Windows'la nokta işaretine bastığınız zaman şöyle bir panel açılıyor. Buradan
istediğiniz emojiyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Gayet kullanışlı bir şey. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu rolü oluşturduk hemen. Şöyle aşağıya iniyorum. Bu ayarlara dokunmuyorum ben genelde. Sonra şuradan yönetici rolünü aktif ediyorum. Şöyle sonra bunu yukarı alın arkadaşlar. Yani istediğiniz yerde bulunabilir. Ben genelde yukarıya alıyorum. Şöyle kurucunun altına aldım, istiyorsanız üste de koyabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Eğer üste koyarsanız, diyelim yetkili rolündeki birisine noktayı verirseniz kendisine kurucu verebilir. Bundan dolayı şöyle yaparsanız daha kullanışlı olur. Onun da bilgisini vereyim yani. Sonra değişiklikleri kaydet dedim hemen. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ayarlandı. Hemen şöyle CTRL SR yapıp Discord'unuzu yeniden başlatmanız gerekiyor. Ya da şöyle şu aşağıda şuradaki noktadan Discord'unuzu kapatabilirsiniz ve sonradan yeniden açabilirsiniz. Ama en kullanışlı yolu CTRL SR yaparak Discord'unuzu şöyle yeniden başlatabiliyorsunuz. Benim şurada video kaydım bulunduğu için şuradan kapatamıyorum doğal olarak. Şöyle hemen Discord'umuzun açılmasını bekliyoruz ve bakalım gelmiş mi gelmemiş mi göreceğiz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Discord sunucu sahibi tacımız bulundu burada. Yani siz de bu şekilde kolay bir şekilde Discord sunucu sahibi tacınızı getirebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Siz botlardan da yönetici rolünü kestiğiniz için botlarınızda yapmış olduğunuz ayarların birçoğu olmayabilir. Bu yüzden şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta şöyle kendime de rollerimi vereyim. Bakın şu anda şu noktayı da verdim. Artık ben bir yöneticiyim. Şimdi botumuza da şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın şöyle botunuza bot rolü falan verebilirsiniz. Şu anda bot rolümüz var. Ama bot rolünde bile yönetici rolü yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir role yönetici izni vermiyoruz. Bakın hiçbir role yönetici rolü vermiyoruz. Bottan bile kestim arkadaşlar yönetici rolüne. Buraya giriyorum, botumuza bu noktayı veriyorum. Bu noktayı vermezseniz botunuz dediğim gibi düzgün bir şekilde çalışmayacağından dolayı sunucunuz bozulabilir. Aynı şekilde bu noktayı da botumuza veriyoruz ve artık kusursuz bir şekilde sunucunuzda botlarınız çalışacaktır. Ve aynı şekilde artık Discord sunucu sahibi tacınız bulunuyor arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim, güle güle kullanın. Dediğim gibi şöyle bir şey olabilir. Sunucuya yeni bot eklediğinizde orada panelde hani yönetici olarak ekle diye bir seçenek var. Onu ekleyebilirsiniz ama sonradan şöyle göstereyim. Botunuza geldiğiniz zaman şöyle aşağıya iniyorsunuz. Genelde yönetici rolü açık oluyor. Siz sunucuya çağırdığınız zaman bunu kapatıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Sonra dediğim gibi yeniden Discord'u kapatıp açabilirsiniz ya da CTRL SR yaparak yeniden başlatabilirsiniz Discord'unuzu. Ondan sonra sunucu sahibi tacınız yeniden gelecektir. Umarım bu videomuz sizler için yararlı olmuştur. Başka eğitim videolarında görüşmek üzere. Bu videomuza like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.